Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte çok canlar yakacağı iddia edilen, aynı zamanda fiyatı ve özellikleriyle iddialı olan bir telefon var elimizde. Poco X3 NFC'ye yakından bakıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu telefon canlar yakacak gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde de iddialı. Peki bu iddiaların karşılıyor mu? Gelin kamerayla başlayalım hızlıca. Öncelikle değerlerden bahsedelim arkadaşlar. Ana kameramız Sony IMX682 sensörüyle birlikte geliyor. 64 megapiksel ve f1.89 diyafram değerine sahip. Yani f1.9 desek olabilir. Bu sağ üstteki kameramız. Tam ortadaki lensimiz de 13 megapikselli ultra geniş açılı lens arkadaşlar. 119 derecelik bir görüş açısına sahip. Alttaki son iki lensimiz de bir tanesi 2 megapiksel derinlik kamerası, yani portre çekimlerinde bize yardımcı oluyor. Diğeri de yine 2 megapiksel değerinde arkadaşlar ve bu da makro lens. Yani özetle dörtlü bir kamera dizilimimiz mevcut. Ana kameramız standartında 64 değil 16 megapiksel çekiyor. Siz eğer 64'e çekerseniz 64 olarak devam ediyor. Detaylar konusunda herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Çektiğim fotoğraflarda renkler ne çok soluk şekilde çıkıyor ya da çok kontrastlı şekilde çıkıyor. Tam ikisinin ortası diyebiliriz aslında. Ayrıntıları çok kaybetmiyor fotoğraflarda. Dijital olarak da 2 kat zoom yapabiliyoruz bu arada. Bunu da hatırlatmak isterim. Ancak dijital zoom'u şu tarzda önermem daha doğru olur. Diyelim telefonu aldınız, fotoğraflarınızda zoom yapmak istiyorsunuz. 64 megapiksel olarak çekilsin fotoğrafınız, daha sonra onun üzerinden croplayıp daha iyi detaylara ulaşabilirsiniz. Ultra geniş açılı lensini düşündüğümüz zaman sınıfında iyi işler başardığını söyleyebilirim. Öyle renk olarak vesaire ana kameradan çok da büyük bir farkımız yok. Daha dar alanlarda ya da kaldırıcınıza daha fazla şey sığdırmak istediğiniz zaman bu lensi kullanıyoruz. 2 megapiksellik derinlik sensörü var dedik. Bu sayede de portre fotoğraflarımız gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Tabi burada ışık önemli arkadaşlar, ışığınızın birazcık iyi olması lazım. Nadiren de olsa bu kamerayla birlikte bulanık olmaması gereken yerlerde bulanıklaşabilir. İşte saçın köşesinde bir yer bulanık kalmış olabiliyor gibi gibi. Düşük ışıklı ortamlarda da yine bu kamera için konuşacak olursam biraz performansta kayıplar görüyoruz. Yine düşük ışıktan devam edelim isterseniz. Ana kameramızı kullandığımız zaman gece moduyla birlikte iyi işler çıkartabiliyoruz. Elimizi çok fazla titretmememiz gerekiyor. Ancak yine de bazı alanlar ufaktan da olsa bulanık çıkabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani süper değil ama iş görür arkadaşlar. Ultra geniş açılı modda da gece fotoğraflar çekebiliyoruz ancak gece modunu kullanamıyoruz. Bu yüzden de fotoğraflar daha da kötüye doğru gitmeye başlıyor ultra geniş açılı modda. Ön taraftaki kameramızdan da bahsedelim. 20 megapiksel f2.2 bir kamera bizleri bekliyor yine ön tarafta selfie kamerası olarak. Renk olarak yine arka kameraya oldukça yakın sonuçlar veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda portre modu da yine mevcut arkadaşlar. Tabi burada yazılımsal olarak yaptığı için portre meselesine arka kamera kadar performans beklemek yanlış olur. Video tarafına geçtiğimiz zaman 4K çözünürlük saniyede 30 kare olarak karşımıza çıkıyor. Saniyede 60 kare çekmesini istiyorsak 1080p çözünürlüğe getirmemiz lazım. Bu sayede 60 kare çekebiliyoruz. Elektronik olarak her türlü koşulda sabitleyebiliyor. Ancak telefonda sabit video diye bir özellik var arkadaşlar. Elektronik dengelemeden daha dengeli bir hale getiriyor. Bunu sadece 1080p 30 karede kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Poco X3 NFC üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Genel olarak zaten fiyattan videonun sonunda bahsediyoruz arkadaşlar. Ancak telefonun fiyatını düşündüğümüz zaman dörtlü kamera kombinasyonu bence iyi iş çıkartıyor. Şimdi gelin biraz tasarımdan bahsedelim. Neler sunuyor bakalım. 6.67 inçlik epey büyük dot display denilen bir ekranla geliyor telefon. 2400'e 1080'likte bir çözünürlük mevcut ekranımızda. IPS LCD teknolojisi var. Ekranımıza yine baktığımız alanda arkadaşlar, dediğim gibi dot display muhabbetini ortada sadece bir tane kamera deliği görüyoruz. Onun dışında her taraf ekran. Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor yine ekranımız ön tarafta arkadaşlar. İnce de olsa fabrika çıkışlı bir tane ekran koruyucusu üzerine takmışlar. Ekran tarafında yine en vurucu noktalardan bir tanesi 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Bu da tabii ki de uygun fiyatlı telefonlarda çok gördüğünüz bir şey değil. Dilerseniz ayarlardan rahatlıkla 60 Hz'e çekebiliyorsunuz. Ön taraf Gorilla Glass 5 dedik. Yan çerçeveler alüminyum. Arka tarafta bildiğiniz plastik arkadaşlar. Arka tarafta ortaya yerleştirilmiş kamera dizilimi bence şık duruyor ki masaya koyduğunuz zaman eğer çok fazla köşelere gitmezseniz masada cayır cayır sallanmıyor. Alt tarafında da hemen kameraların kocaman bir Poco yazısı görüyoruz arkadaşlar. Böyle çizgili bir şeyin içine yerleştirilmiş. Bence bu telefonla da yakışmış bir detay. Yan tarafa baktığımız zaman, telefonun sağ tarafına baktığımız zaman ses açma kısmı tuşu tek bir yerde toplanmış arkadaşlar. Onun hemen altında güç tuşumuz var. Güç tuşumuz aynı anda parmak izi okuyucusu işlemini görüyor. Ekrana gömülü bir parmak izi yok burada. Ancak şunu söyleyebilirim, bu yan tarafta duran parmak izi okuyucusu da işini rahatlıkla yapıyor. Bunun dışında telefonun alt tarafına baktığımız zaman hoparlör görüyoruz. Hoparlörümüz sadece alt tarafta değil, üst taraftan da ses geliyor. Yani stereo bir hoparlörümüz var. Yine sesle alakalı şunu söylemeliyim, 3.5 milimetrelik bir jack girişimiz
mevcut arkadaşlar. Yine bu ikisinin arasında USB Type-C girişimizi görüyoruz. 215 gram ağırlığının yanında 9.4 mm'lik bir kalınlığı var telefonun. Nispeten kalın bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tek elle tutuş bu tarz boyuttaki, bu kalınlıktaki, ekran olarak bu büyüklükteki telefonlarda her zaman zor. Bunu burada tekrar yineleyelim arkadaşlar. Ancak arka tarafta hafiften böyle kavisli bir yapısı var. Bu kavisli yapı telefonun tutumuna olumlu şekilde katkılar sağlıyor. Arka tarafın plastik kasanın çok fazla parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. Biraz tutuyorsunuz, siliyorsunuz, sonra tekrar parmak izi oluyor. Bu konudan rahatsız oluyorsanız yine kılıf kullanabilirsiniz telefonla birlikte. Bunun yanında telefonda IP53 sertifikası var. Bu ne demek? Böyle basit su sıçramalarına, toz gelmelerine karşı dayanıklı. Ama tabii ki de telefonu aldığınız zaman böyle direkt suyun altına sokmuyorsunuz. Tasarım bence tıpkı kameralarda olduğu gibi yine fiyatının hakkını veren bir tasarım olmuş arkadaşlar. Şimdi gelin biraz donanımdan bahsedelim. Bakalım o tarafta neler sunuyor. İşlemci tarafında Snapdragon 732G bulunuyor telefonda. İlk defa bu telefonla birlikte görüyoruz bu işlemciyi arkadaşlar. 2 tane 2.3 GHz hızında çalışan, 6 tane de 1.8 GHz hızında çalışan çekirdeğimiz var. Bu işlemci Adreno 618 grafik işleme birimi eşlik ediyor. 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğimiz mevcut. Aralarında çok büyük bir fiyat farkı yok. Bence seçmişken 128'i seçmekte fayda var. Bunun dışında hangi depolama birimine sahip olanı alırsanız alın 6 GB RAM ile birlikte geliyor telefon. Orta sınıftaki rakiplerinin yanında bence aşağı kalır bir tarafı yok arkadaşlar. İşte oyun olsun, sosyal medyada, internette gezme vesaire olsun birçok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir telefon kendisi. Tabii bu noktada bataryadan da bahsetmek gerekir. Gelin biraz bir oyun oynayalım kendisiyle. Hem pilden bahsedelim hem şarjı ne kadar gidecek onu bir görelim. 33 wattlık bir adaptörle birlikte kutudan çıkıyor telefon. Yine maksimum 33 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Fena bir rakam olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. 5160 mAh'lik de toplam bir bataryamız var. Bu kutudan çıkan adaptörle birlikte yarım saatte yaklaşık %57-55 civarında bir seviyeye ulaşmayı başardı. İyi değerler diyebiliriz aslında. Miliamper olarak yüksek bir miliamper bir günü rahatlıkla tabii ki de çıkartıyor ama burada ekranın 120 Hz olması, sizin 120 Hz kullandığınız uygulamalar, kullanım alışkanlıklarınız vesaire olayın tamamen boyutunu değiştiren şeyler arkadaşlar. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Oyun testinde ne yaptık peki? 15 dakika boyunca Call of Duty Mobile oynadık ve sonuçlar da şu şekilde. Başlarken şarjımız %85'teydi arkadaşlar. 33.6 derecede dışarıdan ölçebildiğimiz bir sıcaklığı vardı telefonun. Bunun yanında 15 dakikanın sonunda şarjımız %5 geriledi, yani %80'e düştü. Fena bir rakam diyemem aslında bunun için. Sıcaklık biraz fazla arttı. 40.8 dereceye yükseldi yine bizim dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıyla. Hani yüksek gibi gözüküyor ancak elde çok hissedilir, eli çok rahatsız eden bir sıcaklık olmadığını da söyleyebilirim. Oyun testinden bence başarılı çıktı cihaz. Şimdi oyunumuzu oynadık. Gelin telefonla ilgili son sözlerimize geçelim arkadaşlar. Poco X3 NFC'nin ben yakın vadede orta segmentte iyi işler başaracağını, hatta o segmentte bayağı üstlere oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Fiyat şu an için videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 128 GB için 3200 TL, 64 GB için ise 3000 TL. 120 Hz oldukça büyük bir ekranlı telefon arıyorsanız ya da kamerasını nispeten sizi idare edebilecek, gayet gününüzü kurtarabilecek bir kamera alıyorsanız, bunun yanında tasarım olarak da yine amiral gemilerinden çok büyük farkları yok ama olmasa da olur dediğiniz özellikleri olan bir telefon, biraz garip bir cümle oldu ama anladınız siz onu. Böyle bir telefon arıyorsanız bence Poco X3 NFC'yi rahatlıkla tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Poco X3 NFC'ye yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz diyelim. Ayrıca şurada beğen butonu var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.